Ben Şahin'i ziyarete gitmek istiyorum da ne zaman gidebilirim acaba? Gerek yok, fazla kalmayacak. Şahin'i orada görmesen daha iyi. Neden? Bir sorun mu var? Yok, hayır. Hiçbir şey yok. Şahin için gereken neyse yapılıyor. Dün için teşekkür etmek isterim sana. Hem kendi adıma hem de Duru adına. Ama yerin burası değil, unutma bunu. Yok, ben zaten... Evin tadilatıyla bizzat ilgileneceğim. Eski haline gelecek, merak etme. Ustalar en kısa zamanda başlarlar. Tadilat bitene kadar burada kalabilirsin. Ama buraya alışma. Seni affedeceğimi de sanma. Bana bir borcun vardı kızımla ilgili. Dün ödeşmiş olduk. Ben zaten yarın evden ayrılıyorum. Misafirperverliğiniz için de teşekkür ederim. Sizi daha fazla sıkıntıya sokmak istemem. İsabet olur. Merve nerede? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum yani, bana da bir şey söylemedi. Tamam, onunla sonra konuşurum o zaman. Şimdi size söyleyeyim. Bilmeniz gereken bir durum var. Evet, dediğim gibi Şahin iyi. Avukat Ufuk hukuki yollardan ne gerekiyorsa yapıyor. Çok yakında o da aramızda olacak. Tekrar bu sofrada hep beraber oturacağız. Bilmemiz gereken başka bir şey de var mı? Yani sadece bu değil sanırım. Evet, var. Şahin'le ilgili bazı kararlar almak zorunda. Perihan Hanım, sizin o beklediğiniz misafir geldi, çalışma odasına aldı. Tamam, geliyorum. Neyse, daha sonra devam ederiz. Biz bizeyken. Yani aslında öyle demek istemedi. Sen onun acısına ver abim. Biliyorsun Şahin için üzülüyor. İpek haklı. Yani hem ondan hem de nasıl davranacağını bilmediğinden. Sonuçta sen onun hayatını kurtardın. Peri de kimseye borçlu kalmak istemez. Bir şekilde mahcubiyetini gizlemeye çalışıyor. Yani onun da tarzı bu. Yoksa neden kendi elleriyle seni alıp buraya getirsin ki? Herhangi bir otel de ayarlayabilirdi. Buraya getirmezdi yani. Bana bir borcu yok. Rahat olun. Bu arada bu enginarları ben yaptım. Ama sen tadına bakmadın. Eline sağlık. Alayım mı o zaman? Şöyle en büyüğünü. Otur, otur. Otur. Hoş geldin. Evet. Seni çok övdüler. Ama ben pek söylenenlere güvenmem. O övgüye layık olup olmadığını kendim değerlendirmek isterim. Hala hayatta olduğuma göre o övgüye layık olduğumu anlamanız gerek. Hamam böcekleri de uzun süre hayatta kalır ama önemli olan ne kadar hayatta kaldığın değil, nasıl hayatta kaldığındır. Umarım beni yanıltmazsın. Endişeniz olmasın. Konuyu biliyorsun. Torunum Şahin şu anda içeride ve tehdit altında. Onu ne pahasına olursa olsun dışarı çıkana kadar korumanı istiyorum. Karşılığı neyse fazlasıyla alacaksın, endişen olmasın. O konuda hiç endişem yok. Siz merak etmeyin. Kime karşı koruyacağını da biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ahmet Karadağ. Merak etmeyin. Bizim de arkamız sağlamdır. Ahmet gibi yeni yetmelere papuç bırakacak halimiz yok. Güzel. Bu avansın. Ayrıca... Bir de not iletmeni istiyorum torunum Şahin'e. Ben size durumla ilgili haber iletirim. Gözünüz arkada kalmasın. Bundan sonra torununuz bana emanet. Al bakalım. Saygılar efendim. Kolay gelsin.